Ramiz Efendi. Ramiz Efendi. Hah, ayıldı baba. Ayıldın mı? Fatma. Ayıldı gene bayıldı. Ayıldı gene bayıldı. Yapalım bir şeyler adam artık gelsin kendine. Ramiz Efendi. Baba. Ramiz Efendi. Dur, dur bayılma gene. Fatma. Bayılma deyin, bayılıyorsun işin dilemişsin beni be adam. Şükret ana, babam arada ayılı. Asan hiç ayılmay. Öyle mi? Öyle ya. Haydi açın hanımlar. Ne yaparsın? Bunu koklatacağım. Ayılırlar şimdi. Ey düşün dün, ver bana bekleyemeyeceğim. Çek al. Kokla. Kokla. Ayılı ayılı. Haydi. Ha? Ayıldın değil mi? Ramiz Efendi bu son bayılma günüydü, yoksan bokarım. Bayılmayan mı? Niçin bayılmayan? Bayılmazsam bokacağım deden. Boşu boşuna hiç bayılma. Bilim ki kabahatli dilsin. Bilim sen? Bilim ya. O hanımlar anlattılar nasıl ne olmuş. Öyle bir şey olmamış. Sahi mi neyse Fatma? Saydım. Hiç sıkılma. Bilim yok imiş bir gün aynı saydı. Ne? Ne? İnandınız mı? İnandık Hasan. Biliyiz dogrileri. Demek bilesin suçsuz olduğunu atacağım. İnandık dedik ya Hasan. Üpeyim ulan. Hoş geldin Fatma. Hoş bulduk. Hoş hoş geldin. Hoş bulduk. Kumrun benim. Gel sen baba. Gel. Yavaş yavaş yavaş. Sabah olmuş. Haydi lazım gidelim evimize uyuyalım bir iki saat. Küçük düğüne Hasan. Kalın sağlıklı. Kalın sağlıklı. Haydi. Allah'ım. Haydi. Haydi Mustafa. Çok sevindim ki vazgeçtiniz gidesiniz buradan Kaymakam Bey. Dimitri. Ne yapaylar bunlar? Dar ağacı yapaylar. Yakında asacaklar bizi. Çek be. Gir. Efendim yeni vali yardımcısı Stefan Kristof geldiler. O kadar çabuk demek. Alın içeri. Buyurun. Hoş geldiniz. Paşa Hazretleri, Sagon. Sizi bu kadar çabuk beklemiyorduk. Ama ogle oldu. Evet, evet. Yaver, vali yardımcısına makamını göster. Baş. Çıkabilirsiniz. Dede ben mektebe gideyim. Gideyim mi sen? Bütün gece dolandın durdun. Hiç uyumadın be Alex. Bu kafayla çocuklara ne söyleyeceksin ha? İyiyim ben dedeyim. Haydi de akşama görüşürüz. Güle güle evlat. Haydi. Ramiz Efendi. Efendim. Ramiz Efendi, haydi kalk. İyi.
İsteğim biraz daha uyuyam. Sana Süleym, hadi kalk derim. Niçin uyanmaysın? Hani sabah oldu, tayyar ütü, benim adam yoldadır. Niçin gitmezsin işe? Ben zaten gitmeyeyim işe. Ne dedin? Gitmeyeyim işte. Yok ne gideyim. Niçin gitmesin işe? Fatma. Ne? Öyleyse dinle o vakit. Yalnız sakın yok bakırasın, sakın yok ne bayılasın. Ben yok niçin bayılam? Benim yok böyle bir adetim, senin var böyle bir adetin. Öyleyse sakın yok ne bakırasın bana. Gene ne olur Ramiz Efendi, peşin pazarlık yaparsın benimle. Şey oldu. Ne? Haydi. Niçin gelesiniz? Babanızla konuşuruz. Haydi gidin, haydi, haydi. Yok yok, burada dursunlar. Öyle mi? Şey gidi, koskoca sütçü Ramiz Efendi. İki tane civcivin arkasında saklanıyor, öyle mi? Demek kabahat büyük var. Burada sülenecek bir şey. Ne var süle? Dinle o vakit. Ne? Şimdi bizim şey var ya, bu süt inecigi var ya. Ne? İdeal. Süt inecigi yok artık. Nasıl yok? Ne demek yok? Ne oldu da yok? Sana Süleym be adam, ne oldu da yok? Ne yaptın inecige? Bir şey mi oldu? Niçin oldu da yok? Sattım onu. Sattın mı? Hem onu hem Kamuş'u sattım Cabbar Efendi. Niçin yaptın böyle bir şey? Dinle de anlat. Şimdi bizim bu Zarife Alex'e gezeydi ya. Pürsücan ayıpladı bizi biliyorsun. Dediler artık senden süt almayız. Ben borcumu nasıl ödeyeyim ben? Ha? Yaz sütçünün defterine, yaz sütçünün defterine yazıldı da yazıldı. Yani sen diyorsun ki bana inek gibi alışveriş etmişiz, eşek gibi borçlanmışız öyle mi? Üle de denebilir. Ne bakıyorsun bana? Dün. Aslan, haydi kalk, işe gideyiz. Atacağım. Efendim kocacığım. Beni affettin değil mi Hatice'm? Affettim dedim ya sen. Çok şükür. Mümkün müdür sen benden başka karılara bakasın? Mümkün değildir Hatice'm, mümkün değildir. Mümkün müdür benden başka karıya tete parmağının ucuyla dokunasın? Mümkün değildir Hatice'm, ben daha sana dokunmamışım ben. Tübe. Dokunursun Hasan. Öyle mi? Öyle. Ne vakit? Bu gece. Bu gece mi? Bu gece. Ey. Ramiz Efendi. Efendim. Sen şimdi Kamuş'u sattın. Sattım. Sütün acıgını da sattın. Onu da sattım. Ramiz Efendi sen sütçüsün. Sütçüyüm. Bir sütçünün ne yoktur inegi? Olabilir mi sütçü? Olamaz. Ramiz Efendi, sen sütçüsün. Sütçüyüm. Bir sütçünün ne yoktur inegi? Hiç olabilir mi sütçü? Olamaz. Bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor be adam? Bana tuhaf bir şeyler oluyor. Ne? Hani bir şey yaşarsın, duyarsın. Sonra dersin ben bunu daha evvel yaşamışım, duymuşum. Öyle bir şey. Anlayayım Ramiz Efendi. Ama istemem çıksın aklından. Bak ne diyeyim sana. Bir sütçünün ne yoktur inegi hiç olabilir mi sütçü? Gene oldu. Gene ne oldu? Hem duymuşum hem yaşamışım bunu. Hayırlı sabahlar babiş. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Vahide. Zarife kumrum nasıl? Eski salıncağın oraya gitti. İyi mi? Pek iyi görünmeydi. Ben bir gideyim belki. Ne var? Hadi.
İnan Yasin. Ver bakalım. Aferin. Geç otur şimdi yanına. Çocuklar, şimdi bakın. Bu ne? Kabak. Ama bugün güneş. Neymiş? Güneş. Bu ne? Ceviz. Ama bugün ne? Dünya. Neymiş? Dünya. Neymiş? Dünya. Şimdi, bu bizim dünyamız. Güneş'in etrafında düney. Yavaş yavaş düney. Ne yapayım? Döneyim. Ne yapaymış? Döneyim. Yavaş yavaş bile düney, yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Ne yapaymış? Yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Yani böylece mevsimler oluyor. Bak bu güneş. Bu bizim dünyamız. Yavaş yavaş güneşin etrafında dönüyor. Yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Hem kendi etrafında, hem güneşin etrafında. Bir sene hatay bir tur. Bu güneş. Biz buradayız. Yavaş yavaş dönüyor. Muallim efendi. Efendim canım. Siz evleniymişsiniz öyle mi? Evet öyle. Kim söyledi sana? Köylü. Ne yazık ki öyle. Bunu unutmayın, yarın soracağım size. Zaktas çok severdin salınasın. Uçayım baba, bulutlara uçayım baba diye bağırırdın. Ben de sana onun için kumrim dedim işte. Kumrim. 3 yaşındaydın o vakitler. De o kadar senen ne çabuk geçti be. Zarife. İsteğim benden duyasın. Alex. Evlenik. Kumrim bak, seni anlamayın sanma. Bilim ki insan gönlüne süz geçiremez. Bilim ki sen üzmek istemedin beni. Lazımdır, unutasın onu. Merak etme be kızım, merak etme. Geçecek. Zor da olsa geçecek. Kumrim. Süle Hatice'm. Bilesin babam sütün ejderini sattı. Bileyim Hatice'm bileyim. Çok üzüleyim halına. Ben de çok üzüleyim. Lazım babiçko çalışsın para kazansın. Yoksa anama kardeşlerime nasıl bakacak? Bileyim Hatice'm Ramiz baba çok zor durumda. Lazım bir çare bulalım. Lazım bir çare bulalım da Hatice'm. Ya ben gidip şimdi Ramiz babaya. Hadi Ramiz baba gel benimle terzilik et diyemem ki. Ne dedin sen? Ramiz baba hadi gel benimle terzilik et diyemem ki dedim. Ben niçin düşünemedim bunu? Bunu mi? Bunu. Yani şimdi Ramiz baba benimle terzilik mi edecek? Niçin olmasın? Niçin olmasın? Ana. Tarana kalmamış. Pirinç de kalmamış. Ana ne yapacağız? Bulgur aşı yapacağız. Ana, babam işsiz kaldı. Çalışalım lazım, para kazanalım lazım, hayvanları geri alalım lazım. Heh, o lazım, bu lazım. Ne yapalım da bunları yapalım haydi. Bilmem. Ben de bilmeyim.
Ana ben bir iş bulam, çalışan para kazan. İş bulacaksın, çalışacaksın, para kazanacaksın. Ben Dogrim'i duydum. Tam duymuşsun. Heh. Bir bu eksik idi, tam oldu şimdi. Vay de, kızım. Ne dedim? Vay de dedim, kızım dedim. Dogri mi? Dogri. Kızım dedim, Dogri dedin. Demek kızsın, erkek değilsin. Bu da Dogri mi? Dogri. Erkek değilsen, iş bulamazsın. Bu da Dogri mi? Tabi Dogri değil. Niçin Dogri değil? Nasıl iş bulacaksın kız kısmınla? Ben iş bulurum dersen, bulurum. Sen kızını tanıyamamışsın ana. Öyle mi? Kusura kalma. Yaşlanmışım, tanımamışım. İhtiyarlık, maskaralık. Sen hangi kız mıydın? Kız mıydın, oğlan mıydın ben bilemedim. Sen kim mıydın? Tübe tübe. Sus, ben lazım diyeyim tübe tübe. Tey Allah'ım, tübe tübe çalışacakmış bu. Haydi. Hayırlı sabahlar Fatma yenge. Hayırlı sabahlar Vayde. Hayırlı sabahlar çocuk. Ben kasabaya kadar iniyorum. Lazım mı bir şey? Ben de ineyim seninle. Sen nereye? Ana iş arayacağım dedim ya. Görüşürüz akşama. Vayde. İş mi arayacaksın sen? İş arayacağım ya. Ne var, arayamaz mıyım? Yo, ararsın tabii. Hey Allah'ım. Sen bu kıza bu kadar boy vermişsin. Niçin bu kadar akıl vermemişsin? De ben deli miyim için mi vermemişsin? Tövbe tövbe. Haydi. Akşama erken gelirim Atıcım. Erken yemeğimizi yeriz. Erken odamıza çekiliriz. Tamam Asa, al bir lokma daha. Yok istemeyim. Güce par kocacığım. Benim güce ihtiyacım yok karıcığım. Madem öyle değilsin, öyle olsun kocacığım. Hasan. Süler oğlum. Tatlı tatlı konuş babanla. Hiç merak etmeyesin Atıcım. Tatlılıkla. Haydi akşama. Haydi. Haydi. Demek kasabada iş bakacaksın Vayde. Bakacağım. Peki ne iş yapacaksın? Bilmem ama düşüneyim. Elbet bulurum kendime uygun bir iş. Sen niçin eneysin? Dilaver'e uğrayacağım. Niçin? Biz bir gazete çıkarmaya karar verdik ya Vayde. Onunla ilgili konuları konuşacağız Dilaver'le. Ne lüzumu var? Niçin çıkarıyorsunuz gazete? Çok lüzumu var Vayde. Biz bu gazete çıkartacağız çünkü bu topraklarda olan biten herkese haberdar etmek için. Yapılan haksızlıkları, yanlışlıkları düzeltmek için. Ve her türlü havadisi verebilmek için. Öyle mi? Öyle. Ve de cahil olan halkı bilinçlendirebilmek için. Cahil dediğin biz olayız galiba. Hiçbirimiz bilmeyiz ya, okuyalım yazalım. Ne münasebet Vayde. Cehaletin yalnızca okuma yazma bilmekle alakası yok ki. Nice adamlar var. Tahsillerini Avrupa'nın önemli kentlerinde, önemli okullarında yaptılar. Ama hala büyük bir cehalet ve kaygısızlık içindeler. Öyle mi değilsin? Öyle tabii. Eğer istersen ben sana okuma yazma da öğretebilirim. Bana? Sana tabii. Neden olmasın? Olur mu olmaz mı? Sen mi bileceksin ben mi bileceğim? Uygun değildir de. Ben bileyim. Senin o dediklerin bana çok gelir. Niye çok gelsin Vayde? Şimdi gene niye alındın? Okuyam yazan bilmeyim ama elbet benim de bildiğim şeyler var. Yok ne yardım edesin sen bana? Neymiş o bildiğin şeyler? Ben kasabanın atış yarışmasında birinci geldim. Unutmamış isen. Unutmadım da iyi nişancı olmanın, iş bulmanda ne gibi bir faydası olacak sana? Cephede değiliz. Ne faydası olacak görürsün. Sen gene de bir düşün bu dediklerimi. Yok ne düşünem. Te düşündüm bitti. Sen kaymakama gelmedin mi? Te kaymakamın evi. Benim de yolum Büle. Düz. Te gürüysün. Burada yollarımız ayrılayım. Haydi selametle. Bibi. Aha, bibi dedik. Geldi bibi. Ramiz baba. Ne var Hasan, ne oldu? Fatma Ana, Ramiz baba nerede? Ramiz baba. Bilmem, sabahtan beri yok ortalıkta, ne var ne oldu? Fatma Ana, var mühim mesele. Lazım Süleyem Ramiz babaya. Peşin bana söyleyesin. Olmaz. Lazım Süleyem Ramiz babaya tatlılıkla. Sen peşin bana söyle tatlılıkla. Ben söylerim Ramiz efendiye tatlılıkla. Sen benim kahve söyleyemezsin tatlılıkla. Lazım ben söyleyeyim. Öyle mi? Belki senin kahve tatlı olamam. Allah ne kahve verdiyse o kahve olurum. Hayırlı ve mühim mesele Fatma Ana. Lazım söyleyeyim Ramiz babaya.
bitti. Haydi haydi haydi. Geç içeri. Geldi mi Sülersin? Haydi Bibi. Haydi. Gördüğünüz gibi bir emrimle sevgili kaymakamınız Dilaver makamına veda etti. İstesem bir emrimle sizi de görevinizden aldırabilirdim. Ama yapmadım. Çünkü bundan sonra aklınızı başınıza toplayıp kimin çıkarları için çalışacağınız konusunda doğru karar vereceğinizi düşünüyorum. Sanırım anlaşılmıştır. Anlaşıldı mı kumandan? Anlaşıldı efendim. Çıkabilirsiniz. Ramiz efendi? Efendim. Neredesiniz? Nerede kaldınız? Ya konuştuk baba kız. Öyle mi? Gel bakayım Zarifem, gel bakayım. Konuştunuz mu? İyi maşallah. Öyle mi? İyi mi? Hayda Fatma ben gideyim. Nereye gidiyorsun be adamla demişe gitmiyorsun? Lazım değil hatırlatasın. Gideceğim kendime iş bakacağım. Hayda. Ramiz baba. Ramiz baba iş mi bakacaksın? Nereden bakacaksın? Kimle bakacaksın? Nasıl bakacaksın? Sana ne oluyor çocuğum? Az biraz nefes al dur. Ramiz baba lazım bir şey söyleyeyim sana. Sonra söylersin. Sütçü olamaz sütçü. Yok ise inegi. Sütçü sütçülükten başka bir şey bilir mi ki? Gene oldu bak. Gene oldu. Ben sanki bunu hem yaşamışım hem duymuşum. Gene oldu. Allah Allah. Ramiz baba. Efendim. Gel benimle beraber tezlik etleyim. Ne? Ne dedin sen? Gel benimle beraber tezlik etleyim dedim. Lazım değil tezlik et. Çekilin bundan da. Ramiz baba bak hatırlarsan kasap çapar benim dükkandan kovduğunda sen bana nasıl sahip çıkmıştın? Ya. Şimdi de diyeyim ki sen zor durumdasın. Gel tezlik edelim beraber. Delirdin mi sen Hasan? Ramiz baba bak. Dükkan var çok şükür. Beraber keser, beraber biçeriz, beraber satarız. Geçinip gideriz be. Olmaz Hasan. Ne işin olmasın be adam? Olmaz dedim. Bu iş bitti. Oka. Bak, Ramiz baba. Ramiz baba. Bak. Hadi, hadi, hadi. Sütçü olamaz, sütçü. Dilaver, Selanik'te doktor Nazım var. Başka iddiatçı arkadaşlar da var. Yeni Asır adında bir gazete çıkartılıyor. Bildiğim kadarıyla iddiatçı kadrodan kimse yok. Lakin gene de muhalif bir ses. Eğer tehlike arz etmezse onlarla da görüşebiliriz. Çok iyi olurdu kardeşim. Yalnız matbaa makinesi bulsak bile onu buraya dikkat çekmeden nasıl getireceğiz? Bir yolunu bulacağız Dilaver. Bir yolunu bulacağız. Ramiz baba niçin dinlemiyorsun beni? Ya niçin dinleyeceğim sana? Bu yaşta ben terzi merzi olamam. Ya ben üretirim sana. Ya o attıracaksın şimdi kafamı tahtine. Hüseyin efendi. Ya Hüseyin efendi sana lazım mı herhangi bir yardımcı adam? Ne için? Ne için diye sorayım. Sana sormayayım ona sorayım. Nasıl niçin? Sürüyü gütmek için. Şu an lazım değil Ramiz aga. Lazım değil mi? Öyle olsun. Ben söyleyeyim sana. Bu devirde bile iş bulmak kolay değil. Hasan sus. Gel benimle tezlik etleyin ben üretirim sana. Hasan sus. Dediğim gibi doktor Nazım Selanik'te oldukça etkili biri. Bize yardımcı olacaktır. Tıbbiyedeyken birkaç sınıf üstümdeydi. Tanışıklığımız vardır. Beni sever. Eğer İstanbul'a şifreli telgraf çekme imkanı bulursak Muzaffer'e de bir telgraf çeker durumu izah ederiz. İstanbul'da Topuzlu Cemil var. Sıkı iddiatçıdır. Ömer Besim var, o da hekimdir. Para konusunda muhakkak bize yardımcı olacaklardır kardeşim. Yakında Osmanlı'nın istiklal ateşi Makedonya'ya dayanacak göreceksin. Sen ve ben ikimiz bu ateşin iki kıvılcım olarak elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Haklısın kardeşim. Yapmalıyız.
Öyleyse? Öyleyse yarından tez yok Selanik'e gidiyoruz. Hayırlı günler Gülten Hanım. Sana da süt var mı Ramiz Efendi? Süt mü? Hani benden süt almaydın? Ales'le Sofi'nin evlendiğini duyduk. Sana haksızlık ettik Ramiz Efendi. O zaman varısı süt ver alayım. Dinlemeden anlamadan ayıpladınız beni. Benden süt almadınız. Borç yaptım. Sattım süt ineci gibi. Ben sütçümü sütleyelim artık. Tamam mı? Ne dedin Ramiz baba? Ben sütçümü sütleyelim dedim. Sen nihayet aklın başına geldi be Ramiz baba. Gelme de. Hayır gelme ben sütçüye. Gelme. Ne yapmışsın? Çok ayıp olayım. Çok ayıp olayım. Ben sütçüyüm, ben sütçüyüm, ben sütçüyüm, ben sütçüyüm. Ben sütçüyüm, sütçü kalacağım. Sen sütçüsün, sütçü kalacak. Sütçüyüm ben. Çıkıncı var biri. Hayırdır, ne isteysin? İsterim Gürem Cezmi komutanı. Randevun var mı? O ne oluyor? Baban sana söylemedi mi? Randevun yoksa kimse giremez. Süledi sülemedi, ben lazım Gürem içeri. Hop hop, nereye? Bırak kolumu. Hayrola Vahide. Bir mesele mi var? İsteyim biraz konuşalım sizinle. Dinliyorum. İş isteyim. İş mi? İş. Nasıl bir iş istiyorsun ki benden? Biliyorsunuz ben atış yarışmasında birinci geldim. Pür Sıçan'da benim üstüme nişancı yoktur. Biliyorum, evet. Bundan ötürü askerlere nişan talimi yaptırabilirim, onu düşündüm ben. Ne? Keskin nişancılık dersi verebilirim onlara. Vay de. Hiç mümkün mü böyle bir şey? Nedir bu mümkün olmayan şey kumandan? Efendim. Vay de bizden iş istedi. Askerlerimize ders vermek istediğini söylüyor. Ders mi? Ne dersi? Nişancılık dersi. Biz de kendisine bu işin mümkün olmadığını... Niçin mümkün olmaymış? Bunu hala anlayamayayım Cezmi komutan. Ben atış yarışmasında birinci oldum mu, olmadım mı? Çok iyi nişancısın öyle mi? En nişancıyım. Nişancılıkta üstüne yok. Yoktur üstüme. Süle tüfeği versin. Süle. Ver tüfeği. Bir mecidiyeniz var mı komutan? Havaya atar mısınız? Vay de. At kumandan. Git getir. Ortasından vurmuş. Fazla süze lüzum yoktur sanay. Ne dersin kumandan? İşe alalım mı Vahide'yi? Efendim, böyle bir uygulama hiç görülmüş şey değil. Hala. Biz de ilk defa uygulamış oluruz. Yarın gel işe başla. Tamam. Şimdi beni takip et. Öyle mi? Sen de mi istiyorsun? Evet ana. Ne yapacaksınız orada? Kızancıklarla oyun oynayacağız. Ne oynayacak imişsiniz? Tahta araba. Tepeden kayacağız. Ne tahtası, ne arabası, ne tepesi, ne kayması. Zarife. Buyur ana. Al bunları götür ablalarına. Oynasınlar biraz. Hem sen de biraz açılırsın olur mu? Olur ama. Hey, şimdi beni dinleyin. Dinleyin sana. Hey, tahta yok, araba yok, tepe yok, kaymak hiç yok. Aferin. Kırmasınlar bir yerlerini, kırarım bir yerlerini. Duydunuz mu? Duyduk ana. Hey üpün. Haydi.
otur şöyle. Yok, güleyim. Otur otur, konuşalım biraz. İyiyim dedim, dinleyeyim sizi. Sadece konuşmak istedim. Efendim? İnsanın burada ruhu sıkılıyor Vahide. İnsan oyalanacak bir şeyler arıyor. Anlamadım. Anlamadın mı? Bal gibi anladın. Seni neden işe aldım ben? Askerlere atış talimi yaptıracağım. Onun için. Çok latifkarsın Vahide. Sahiden buna mı inanıyorsun? Seni işe aldım. Çünkü güzel yüzünü her an görmek istiyorum. Seni işe aldım. Sana baktıkça sıkıntım hafifliyor. İnanır mısın? Onca yer gezdim. Şu koca imparatorlukta onca kadın tanıdım. Senin kadar güzelini görmedim Vahide. Çakıl be! Ben de senin kadar çirkin ahlaksız görmedim. Vahide. Ne oldu Vahide? Ne bu hal? Haklıymışsınız komutan. Bu iş bana göre değilmiş. Abdül Bey'i ziyarete geldik. Allah onun cezasını versin. Hayırlı günler Vahide kızım. Ben hayatımda bile ahlaksız, çirkin bir şey görüyorum. Abdül Bey. Ne var? Petrus Efendi hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun beyler, buyurun. İstiyor musun? Yok. Ben kısçelere çıktım dolaştıram. Şimdi yanlarına gideceğim. Gümrük kısçeler. İyi. 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 Zarife. Zarife. İstedim benden duyasın. Çünkü başka çarem yok gibi. Başka yol bırakma Dinar. Başka yol bırakmadı bana ben. Bilim Alex. Bileyim sana en doğrusunu yaptın. Ama inan ki içimde hiç sana karşı fena bir düşüncem yok. Umarım hayatında çok mutlu olursun.
Adını Süleyman ister misin? Adını Süleyman ister misin? Benim adım iyi mi? Benim adım iyi mi? Dur bir düşünelim. Dur düşünelim. Senin adın olsa olsa Zarife olur. Aa, nereden bildin? Çok zarifsin de ondan. Senin adın... olsa olsa Zarife olur. Nereden bildin? Çok zarifsin de ondan. Kalaycı! Hayırlı günler Kalaycı. Hayırlı günler Ramiz Efendi. Hayırlı günler. İsteğim bir şey soram sana. Sor, buyur. Ya, belki ayıptır sorması. Evet. Affet bana. Söyler misin bana bir günde kaç akçe kazanırsın? Değişik Ramiz Efendi. Ola bir akçe kazandığımda. Ama bazen de zengin hanımlar konaklarına çağırırlar beni. İşte o zaman 3-5 akçe kazandığımda olur bir günde. Bir günde 3-5 akçe? Evet. Hayırdır Ramiz Efendi? Yok da ben Ülalina sordum. Ülalina. Bir kasabaya bir kalaycı yeter Ramiz Efendi. Olmaz mı iki? Hayır olmaz. Olmaz. Bir kasabaya bir kalaycı yeter. Bir kasabaya bir kalaycı, iki kasabaya iki. İki kalaycı. Bir akçe. Zengin olursa üç. Ramiz Efendi. Efendim. Gördüm seni. Ne gördün? Bir şey soracağım sana. Söyle bana. İş mi arıyorsun? Gördüm işte, evet. Dur. İş arıyorum. Ne diye sinirlenirsin be Ramiz Efendi? İsteyim. Konuşacağım seninle, dertlerini paylaşayım. Elimden bir şey gelirse edeyim, yardım. Cafer Efendi, sen elinden gelen her şeyi yaptın. Sağ olasın. Cafer Efendi, şimdi söyle bana. Süt üreticimle kamuşum nasıl? İyidirler, iyidirler. Bak onlar iyi olurlarsa ben de iyi olurum. Benden çok selam söyle onlara. Üp de benim için. Ha sen ver bir ipucuk. Ben sana üpem. Sen de onlara üp. Ben üpmüş gibi. Ramiz Efendi. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma. Hadi selametine. Hadi selametine. Ama hadi selametine. Oho geldin mi benim? Hangi kızım? İş buldun mu? Para kazandın mı? Zengin oldun mu? Anladım, anladım. Sen zengin olmuşsun, şimdi isteyesin parayı saklayasın. Tam zengin olmuşsun, aferin sana. Sana söyleyeyim, duymayayım mısın beni? Duyayım, duyayım da istemeyeyim duyan.
Senin dilin tek bul kalmış babuçka. Kime çektin bilmeyin? Ben de bilmem. Kime çekmiş olabilirim acaba? Sus! Terbiyesiz. Oynadınız mı takla arabayla? Oynamadık ama. Tek teple oturduk. Aferin. Zarife sen ney misin? Alex'i gördüm ana. Alex'i mi gördün? Ama iyiyim ben. Zaten evlenimmiş Alex. Evlenimmiş? Öyle. Evlenimmiş. Evlensin. Evlensin. Bak. Kızçeler bile anladı. Ama ben de anladım artık. Problem mi söylersin benim güzel kızım? Teşekkür ederim Petrus Efendi. Hayırlı günler beyler. Katip, buraya gel. Evet efendim, buyurun. Şu sütçünün kızı. Vahide mi? Evet o. Onun hakkında malumat toplamanı istiyorum. Ya burada? Burada da Bulgar çiftçiler var. Mahkum. Söyle. Suçunuz ne sizin? Milletimizi Türklerin zulmünden korumak. Herkes aynı şeyi söylüyor. Buradaki tüm mahkumların suçu sabit olup Osmanlı Devleti'ne karşı baş kaldıran asi ve canilerdir Sayın Vali Yardımcısı. Ben sizin kadar emin değilim yaver. Ya Abdülbey beni niye görmek istiyor? Ben bir şey yapmadım ki. Bilmiyorum Terzi Hasan. Ben nereden bileyim? Geldik işte. Kendin sor. Yürüyorum. Ya ben girmesem içeri ya beni yine hapse atarlarsa. Niçin atsınlar be adam? Fena bir şey yaptın mı? Ben fena bir şey yapsam da ataylar, yapmasam da ataylar. Yok ben elisi dükkana geri güler. Yürü be deli adam. Paşanın mahdumusunu görmek istey. Görecek, işte o kadar. Ya ne işi olur paşanın mahdumunun benimle? Ya of, yine bir bela gelecek başıma, of! Ya gitmek istemeyim. Sütçü Ramiz'in damadı geldi efendim. Çağır gelsin. Demek sütçü Ramiz'in damadı sen oluyorsun. Ben olayım. Hatice ile evli olduğuma göre. Dalga mı geçiyorsun be adam? Yok dalga geçmeyeyim. Ben bilesiniz diye söyledim. Biz Hatice ile evlendik. Çok zor evlendik. Vermeydi Ramiz baba Hatice'yi bana. Sonra ikna oldu. En sonunda evlendik. Bizim düğünü hatta çeteciler bahsetti. Bile... Tamam uzatma. Seni bir iş için çağırdım buraya. Ne iş? Âlâ iş. Âlâ iş. Benim işim var hala. Benim dükkanım var çarşıda bana ait. Önce bana ait değildi. Ben orada kiracıydım. Cabbar var. Belki bilirsin, belki bilmezsiniz. Böyle uzun boylu, beyaz sakallı o kasap orayı. Düğünde bana dükkan anahtarını hediye etti. Subhanallah. Dalga mı geçiyorsun be adam? Yok ben bilesiniz diye söyledim. Emrindeki zabitan için üniforma dikmeni istiyorum. Ünif... Bu... Böyle dükmeli buraları böyle böyle asker kıyafeti mi oluyor? Evet asker kıyafeti. Yapabilir misin? Yaparım. Terziyim ben yaparım. 5 tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane bile dikerim. Kulağını aç da iyi dinle Terzi Hasan.
Benim emrimde kaç tane zabitan var, sen onu biliyor musun? Bilmeyim, kimse bana bir şey söylemedi. Tam 100 tane dikmeni istiyorum. 100 tane? Ne kadar oluyor ki 100 tane? Tam 100 tane dikeceksin, tanesine 6 akçe vereceğim. 100 tane, 6 akçe, 6 akçe 100 tane eder, 60 akçe, iyi para. 600 akçe eder Terzi Hasan. Bir hafta içinde dikebilir misin? Ne diyorsun, bir hafta içinde yetiştirebilir misin? Yaparım ben Terzi'yim, yaparım, dikerim, bir haftada dikerim. Hala. O zaman bir hafta sonra görüşürüz. Haydi o zaman, haydi görüşürüz, haydi. Haydi. O zaman haydi, ben gideyim, haydi. Sevgili Halim, sevgili Halim, sevgili Halim, sevgili Halim, sevgili Halim, sevgili Halim. Zengin Halim, zengin Halim. Zengin olayım, zengin olayım. Uğrayacağım sana. Zengin olayım, zengin olayım. Zengin olayım. Davis baba! Davis baba! Hepiniz, hepiniz dinleyin beni. Çok acayip bir şey oldu. Of. Ne yapmanızın çocuğu? Nefes al, güleceğim. Ne oldu Hasan? Hayırdır? Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Söyle ne söyleyeceksen, yemek yiyeceğiz. Ramiz baba. Ha. Hani senin damadın var ya, hani Terzi olan. Yakında çok zengin bir adam oluyor. Ne söylesin sen Hasan? Aman kafa yatmış gene bunun. Hadi yayın yemeğinize sen de gel hayatım. Madem beni ciddiye almaysanız o zaman daha değişik ifade edeyim kendime. Buyur. Ne oldu işte Hasan, söyle. Ramiz baba. Aldığım bir siparişe göre yakında çok zengin bir adam olayım. Ne? Zabitana 100 tane kıyafet dikeyim. Ne? 100 tane mi? Ben anlayamadım şimdi Hasan. Sen şimdi zabitana kıyafet mi dikeceksin? Evet, öyle. Tanesi 6 akçeden eder... 600 akçe? 600 akçe. 600 akçe mi dedin? 600 akçe mi dedin? 600 akçe. Bizzat Basar Paşa'nın oğlu Abdül Bey bana kendisi verdi bu siparişi. Abdül Bey mi? Hasan, oğlum. Benim aslan damadım. Söyle bana, sen ne vakit dikeceksin bu kıyafeti? Bir sene. Bir ay. Bir hafta. Bir hafta mı? Bir hafta mı? Hasan, bir haftada 100 kıyafeti nasıl dikeceksin? Hep beraber dikeriz. Hep beraber mi? Tabii biz böyle kocaman bir aile değil miyiz? Hep beraber dikeriz, hep beraber kazanırız paraları. Ne söylüyorsun Ramiz Efendi? Ha? Ne söyleyeceğim Fatma, ne söyleyeceğim? Allah Allah, ben sütçüyüm teyze değil. Sütçülük babadan hatta dededen bize kalmış kutsal bir meslektir. Bu evde hiç kimse sütçülükten başka hiçbir iş yapamaz. Zaten bilemez. Niçin öyle söylesin Ramiz baba? Ben terziydim, oldum sütçü. Siz de olursunuz hep beraber terzi. Ne söylersin Ramiz efendi? Bak ben ne diyeyim sana? Sen her vakit demeyi misin? Allah dert verdi mi dermanını da verir. Ha? Bak Allah gönderdi bize bir rızk. Lazım bir düşün ha. Hey düşün, susun. Ramiz efendi düşünecek, susun. Düşün. Yeter düşündün Süle. Düşündüm. Fatma ananızın dediği gibi, madem Rabbimden geldi bu rızk, geri döndüremem. Haydi. Hepimiz şimdi nasıl oluruz? Ah bu da senin kaşığın. Arkadaşım Fatma. Haydi. İyi çalışmalar Hasan şimdi. Aferin Hasan. Haydi. Paşa Hazretleri, bir Hristiyan olarak vali yardımcılığına atandım. Sizin bundan rahatsız olduğunuzu biliyorum. Doğru. Ama yapabileceğiniz bir şey yok. Ne yazık ki bu da doğru. Size dostlukla elimi uzatıyorum. Bu eli kabul etmek ya da etmemek size kalmış. Ne var ki
Bundan sonra manastırda azınlıkların haklarını korumak benim birinci vazifemdir. Buraya yollanmamdaki esas gaye budur. Çeteci kabul edilen Bulgar ve Rum gençlerle ilgili olarak hoşgörülü davranış içerisinde olduğunuzu biliyorum. Ama ne yazık ki bugün manastır hapishanelerinde yüzlerce masum Bulgar ve Rum mahkumla karşılaştım. Lafını nereye getirmeye çalışıyorsunuz? Bu gençlerin neredeyse tamamı masumdur. Osmanlı Devleti'nin valisi olarak bu gençleri bağışlama yetkiniz vardır. Bunu kullanmanızı istemek zorundayım. Siz bana emir mi veriyorsunuz? Asla böyle bir niyetim olmadı. Ben sadece... Siz sadece arkanıza aldığınız Rus, İngiliz ve Fransız hükümetlerine güvenerek hareket ediyorsunuz. Stefan Kristof. Belki de öyle. Ama teklifimi düşünmeniz konusunda ısrar etmek zorundayım. Vahide. Efendim. Ne işin var dışarıda? Yok bir şey, mühim değil. Senin canın mı sıkkın? Yüzün niye sık? Sen yarın Selanik'e gidesin öyle mi? Evet. Dilaver'le Selanik'e gidiyoruz. Canın buna mı sıkıldı yoksa? O da var. Ama döneceksin. Değil mi? Döneceğim elbet. Canım başka neye sıkıldı söyle. Yoksa bugün söylediklerime mi kızdın? Evet, kızdım bir kere. Ama sonra... Sonra? Sonra düşündüm. Dogri Süleys'in dedim. Öyle mi? Üle. Tam söylemişsin. Hepimiz cahil kalmışız. Başta kızmışydım o süzüne. Sonra düşündüm, hak verdim. Neye hak verdin? Bizim buranın toprağı bereketlidir öyle mi? Öyle. Bu toprağın hayvanı besli olur, kuvvetli olur öyle mi? Maşallahları var. Karnımızı doyurmamız için ne lazım ise her şey var. Öyleyse niçin babam hem o kadar çalışıyor hem hala karnımız güç bela doyar? Bizim buranın insanı sevimlidir, anlayışlıdır, öyle mi? Öyleyse niçin dağda eşkıya var? Niçin öldürüyorlar birbirlerini? Demek ki burada bir yanlış var. Ne oluyor Güriz? Niçin oluyor bilmeyiz. Te işte bundan ötürü sen lazım çıkarasın gazete. Anlatasın insanlara burada ne oluyor, niçin oluyor. Ne olmay, niçin olmay. Belki beni daha ügretirsen okuyam yazam. Ben de çalışırım o vakit sizinle. Vahide. Efendim. Sen benim bugüne kadar tanıdığım en zeki kızsın. Sağ olasın. Senin canın bunlara mı sıkıldı gerçekten? Salt bunlar değil. E başka ne peki? İnanmayın ben o adama. Hangi adama? Asana iş verene. Paşanın oğluna mı? Bilmeyim artık paşanın oğlu midir ne beladır. Te ona inanmayın. Vahide ne oldu? Yoksa sana bir şey mi yaptı? Anlat bana.
Yok yok, mühim değil. Ben artık gidem yatam. Sabahleyin çok işimiz var. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Mustafa. Birden döneceksin değil mi? Birden döneceğim Vahide. Merak etme. Şimdi biz zabiten kıyafetleri dikeceğiz, öyle mi Hasan? Öyle. 600 akçe kazanacağız, öyle mi? Öyle. Hem babiçkonun borçlarını ödeyeceğiz, hem de bize para kalacak, öyle mi? Öyle. Hasan. Hatice'm, bana mı yapaysın Bülah? Sana yapayım. İnanamayım. Ben o vakit lambaya üfleyeyim. Haydi. Aman Hasan, gene bir tersin alık olmasın. Yaklaşasın. İstemeyin, yine olsun bir tersin alık. Haydi. Lambayı ben üfleyeceğim. Hatice'm, yataktayım, emniyetteyim. Atacağım. Takkemi çıkarak mı kalsın mı? Madem istesin kalsın. İyi o zaman kalsın. Hadi. Patladı vallahi, sandım ki o ıspanak çınağı mı geli. Allah korusun ısır dileni. Çok acıktım, çok acıktım, çok acıktım. Ye yülese, ye yülese, ye yülese ha. Ne oluyor buna Ramiz, ne oluyor buna? Şimdi anlarız. Kıtlıktan mı çıktın? Bu sabah Bülent çok büyük bir açlık hissiyle uyandım Ramiz baba. Allah Allah. Bülent içimde bu sabah çok neşeli hisler var. Nasıl neşeli hisler? Böyle istediğim, kendim bebek gibi istediğim, bir de istediğim yakında hepimiz çok zengin olacağız. Öyle olacak inşallah, öyle olacak. Madem öyle olacak da haydi vakitle gidelim. Nereye gidelim Fatma Ana? Sen buraya niçin geldin çocuğum? Niçin geldim?
Niçin gitmezsiniz, kumaş alasınız? Ha, kumaş doğru, doğru. Haydi vakitle gidin. Getirin kumaşları, dikelim. Haftaya zengin olalım, haydi. Hadi bakalım. Al ya, al, al, al bunu da. Mustafa. Al, tabii. Selametle git, selametle dün ol. Hayırlısıyla. Sen haydi. Nereye gidiyorsun Mustafa? Dilaver'le Selanik'e gidiyoruz Hasan. Ah Selanik, gidin gidin, o da lazım. Haydi, haydi. Haydi yolda konuşursunuz. Haydi namak, saklıklar. Selanik'ten istediğin bir şey var mı Fatma yenge? Yok, şöyle. Kendini getir, haydi. Haydi. Haydi, haydi. Haydi. Zarife. Sen bir şey istiyor musun Cihan güzelim? Canım sağ ol. Hoşça kal Vaydi. Hoşça kal. Haydi. Haydi haydi. Bu Mustafa da aileden biri gibi oldu değil mi Ramiz baba? Haydi yani haydi. Günah hakikaten yegeni sanacak. Tep bu kaydı. Koca adam oldu maşallah. Ne dolanıyorsun Ivan? Yoksa korkuyor mu? Daralcı bitti beyle. Haftaya kadar asılıyorsunuz. Dimitri. Kardeş ben yaşamak istemem, ölmek istemem. Yaşamak istemem. Yeter! Karı gibi yaklama. Otur. Dimitri. Sen yapma. İstanbul'dan Sadrazam Ali Rıfat Paşa'dan telgraf var efendim. Ver bakalım. Çıkabilirsin. Maskep Paşa Hazretleri'ne. Vali yardımcısı Stefan Hristov'un vasıtasıyla size iletilen isteklerin maalesef kabul edilmesini emretmek zorundayım. Gereğinin yapılması. Ramiz amca, ya siz niye zahmet ettiniz? Amcasının kaymakamı, geldik sizi yolcuya dalalım. Gel. Biz de kasabaya ineydik bir iş için. Geldik sizi yolcu edelim dedim Hasan. İnmeydik. Hadi görüşürüz Ramiz amca. Ha dikkatli olun. Merak etmeyin. Ne kadar kalacağınız? Bir haftaya döneriz. İnşallah o dediğiniz aleti bulursunuz. Matbaa makinesi. Matbaa makinesi. Ha. Tamam. Ya hadi. Hadi selametle. Hadi, hadi selametle. Selametle gelin. Selametle gidin, selametle gelin. Haydi. Haydi. İstanbul'dan gelen telgrafı okudunuz mu Paşa Hazretleri? Okudum. Öyleyse Sadrazam Efendi'nin emirlerinin derhal yerine getirilmesini rica ediyorum. Henüz bu hususta bir emir vermedim. Geldiler ana, geldiler. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk. Hoş geldin evimiz direği. Hoş bulduk. Hoş geldin damat Hasan Paşa, Aslan Hasan Paşa. İlk parçayı aldık, yarın bir bu kadar daha alacağız. Dünya kadar borçlandık. Dünya kadar para kazanacağız ama. Dünya kadar borçlandık. Yeter Ramiz. Şimdi hanımlar beyler, tam tamına bir haftamız var. İşlemeye hazır mısınız? Hazırız. Hepimiz hazırız. Hazırız, hazırız. Sen de hazır mısın Ramiz baba? Rabbim, isteğim bana sabır verasın. Verir, ver. Haydi açalım bismillah. Haydi, haydi bakalım. Haydi. Tut. Tut bakayım şunu. Dikkatli olun, dikkatli olun. Kumaşa iyi davranın. Şimdi. Heh, tersi de değil, kumaşa iyi davranır. Te bu mezura, bununla ölçeysin. Fakat önce ölçeysin, sonra biçeysin. Ölçmeden kesmeysin, çok hata edersin. Bu, te bu, yüksük.
Bakınız hanımlar beyler, dikkat ederseniz küçük bir süt kolasını andırayım. Yük sük neymiş? Süt kolası. Bir terzi bir çeceği kumaşı önce sever. Sev. Şimdi terzi Hasan hocanızın dediklerini bir dikkatle dinleyin. Terzi dedikin kumaşı incitmeden keser Zarife. Kes bakayım bir güreyim. Tebüle. Aferin. Terzinin karısı da işte Büle terzi olur. Atacağım İpem. Oh. Kızanlarım, kızçelerim aferin. İşte ağaç yaş iken eğilir. Ramiz baba. Efendim. Bu ne? Hiç eline yakışmayın. Attırmayın terzi hocanızın kafasını. Çalışın. Efendi, ne oldu bizim elbise? Aa, ben onu hepten unutmuşum be. Ama göresin işimiz var zabitana. Kıyafet dikeyiz. Haydi sen sonra gel. Haydi. İstersen hiç gelme. Zaten zengin olayız. Terzi dedikin yorulmaz. Terzi dedikin hasta olmaz. Terzi dedikin yazda, kışta, boranda, yağmurda, çamurda çalışır yorulmaz. Terzi dedikin güneşli havada da çalışır yorulmaz. Terzi dedikin içmez, yemez, acıkmaz. Ya, ama... Ama eğer Fatma ananın yaptığı börek ise, ayran ise... Bilir. İtalat bilir. Afiyet olsun. Mustafa, kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yakalanacaksın diye ödümüz koptu. Nerelerde saklandın, neler yaptın, nasıl geldin buraya? Hepsini bir bir anlatacağım. Önce tanıştırayım. Pür seçen kaymakamı Dilaver. Doktor Nazım. Memnun oldum. Ben de. Şimdi buralarda dolanmayalım. Buyurun bize geçelim. Buyurun. Hadi Dilaver. Oldu ya. Baktım. İpem de geçsin. Ay. Ne oldu Atıcan? İbne baktım. İpem de geçsin. Buraya mı? Görevden
itiraz edildiğinizi duymuştum Dilaver kardeşim. Doğrudur. Üzüldüm açıkçası. Üzülmeyiniz. Zaten Mahsar Paşa bölgeye vali olarak atandığında belliydi böyle olacağı. Pürsican'ın da saklandığını bilmiyordum. Eğer istersen gizlenmen için sana bir şeyler ayarlayabilirim burada. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah'a şükür beni Pürsican'da tanıyan kimse yok. Daha doğrusu başka bir isimle tanınıyorum. Evet, Namık. Namık. Asıl mesele şu ki biz Dilaver'le manastırda bir gazete çıkarmaya karar verdik. Çok iyi düşünmüşsünüz. Lakin sorun şu ki gazete çıkaracak ne paramız var ne de matbaa makinemiz. Dert etmeyiniz. Madem böyle fevkalade isabetli bir karar aldınız, parayı da matbaa makinesinde buluruz. Bu konuda elimden geleni yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Sağ ol Nazım. Sağ ol. Ben miyiz baba? Efendim Hasan. Şimdi süleyeceklerimi tekrar edeceksin. Süleyeceğim. Süleyim bak bir. Terzi dedegin çalışkandır. Çalışkandır. Heh. Terzi dedeginin yüzü keskin, parmakları kuvvetli olur. Parmakları kuvvetli olur. Heh. Terzi dedegin gece gündüz çalışır, terziye gece gündüz yetmez. Yetmez. Ha bir de en mühimi, terzi dedegin güler yüzlü olur. Gül bakayım. Ha? Öyle değil. Bak yapayım, güle. Oldu mu? Olmay, olmay. Güle, güle. Hasan! Makas terzinin ekmek kapısıdır. Terzi makas atmaz, hele ustaya makas hiç atılmaz. Asılması, serbest kalın. Ne? Serbest mi? Vali yardımcısına dua edin. Ağır. Dur öyle. Hasan, hayda. Geldim Ramiz baba. De bitti. Haydi hanımlar, beyler kalkın, uyanın. Kalkın bakayım. Kalkın. Terzi uyumaz. Terzi çalışkandır. Terzi vatanseverdir. Evet,
Belkim çok çalıştık, çok iş işledik. Ellerimize, güzlerimize agriler girdi olabilir. Ama bu gürdüğünüz mamuller az sonra çok büyük bir akçı olacaktır. Evet, belkim aramızda bazı çekişmeler olmuş olabilir. Tatsızlıklar olabilir. Ama ne demişler? Terzi, terzinin külüne her zaman muhtaçtı. Bir terzi, bir sütçüye gel beraber bir terzi dükkanı açalım demiş. Hadi topla. Hazır mısın Ramiz baba? Hazırım. Bu kapıdan çulsuz gireceğiz. Ama çok muhteşem çıkacağız. Zengin çıkacağız be. İnşallah Allah'ın izniyle zengin çıkacağız. İnşallah. Hayırdır Ramiz efendim? Abdülbey'in mallarını getirdik. Randevunuz? Var, ne kadar istersen. İyi, geçin o zaman. Bir el atasın be. Haydi. Koy bir tane daha, koy bir tane, koy bir tane. Evet, tek gördüğünüz gibi bir haftada tam 100 tane zabitan kıyafetini hazırladık, bitirdik. Şimdi palto, kaldır kolunu, kaldır. Tut kolunu. Olmadı. Bu burada. Gel. Bak, bulamadı kolunu, burada. Bulamadı. Buldu. Serte giy, buldu. Onun için bulamadı. Ya. Hasan ne dikmişsin be? Aferin sana. Ellerinize sağlık. Çok âlâ olmuş. Ya biz malları teslim ettik. Gidelim sizin vaktinizi de fazla almayalım. Bize müsaade. Bayağı uğraşmışsınız anlaşılan. Para kazanmak kolay değil. Bayağı uğraşmışsınız ancak... ben almaktan vazgeçtim. Çıkayım.